Kanal Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Fırat'ta gündem programıyla yeniden karşınızdayız. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı. Sayın Vekil hoş geldiniz. Hoş bulduk ya. Nasılsınız? Evet, teşekkür ederiz, sağ olun, çok iyiyiz. Bugün güzel de bir gün, heyecanlı da bir gün bizim için. Evet, çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptınız. Detaylarını konuşacağız. Nitekim ana haber bültenimizde de izleyicilerimiz için o haberde yer verdik. Çok önemli bir organizasyon ve önemli bir adım da şehir adına. Ama öncesinde isterseniz efendim bugün 2016 yılında İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain terör örgütü mensuplarının bir bombalı saldırısı oldu ve üzerinden tam 8 yıl geçti. Nitekim tabii terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Özellikle İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya nezdinde kahraman askerlerimiz de polislerimiz de uyuşturucuyla mücadelede, terörle mücadelede, kaçakçılıkla mücadelede ülkenin huzuru ve güvenliği noktasında çaba ve gayret sarf ediyorlar. Neler söyleyeceksiniz? Evet, öncelikle tabii her programda olduğu gibi biliyorsunuz eşime, çocuklarıma buradan sevgilerimi, selamlarımı göndereyim. Bizler de selamlarımızı iletelim. O şekilde başlayalım çünkü az görüyoruz biliyorsunuz. Evet. Tabii bu hain saldırı 2016 yılında şehitlerimiz oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralılarımız oldu. Onlara tekrar geçmiş olsun dileklerimizi bu vesileyle iletmiş olalım. AK Parti iktidarları döneminde 20 senedir, 22 senedir terörle çok ciddi bir şekilde mücadele var. Ama bu sadece bombayla, sadece saldırılarla dağda olmuyor. Yakın zamanda 2 gün önce biliyorsunuz mecliste de kürsüden bir terör saldırısına maruz kaldık. Evet, evet. Ama boşuna umutlanmasınlar. Bizim bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi. Hem Ali Yerlikaya Bakanımız, hem ondan önceki İçişleri Bakanımız, Süleyman Soylu Bakanımız. Aynı şekilde askerimiz, jandarmamız görevlerinin başında istedikleri kadar patlatsınlar. Hiçbir neticeye varamayacaklar. Ve şunu da tabii bir Elazığ milletvekili olarak şunu da gururla söylüyorum. Ben bunu her gittiğim yerde de söylüyorum. Elazığ, bizim ilimiz, kendisini terörden muhafaza etmiş bir il. Yıllarca teröristler burada barınamamışlar. Hiçbir şekilde hiç kimse bu işe müsaade etmedi Elazığ'da. Her zaman yumruğumuz balyoz gibi kafalarında olacak inşallah. O yüzden tekrar Elazığ'da böyle bir işe tenezzül edemezler, etmeyeceklerdir de zaten bitme noktasına geldi. Artık biliyorsunuz çok az sayıda bir terörist kaldığı söyleniyor. Rakamlarını tam şu anda net olarak bilmiyorum. Ama bunları bildikleri için artık kürsü üzerinden mecliste bunun propagandasını yapıp buradan bize saldırmaya kalkıyorlar. Ama bununla alakalı gerekli cevabı da her ortamda vereceğiz, vermeye de devam ediyoruz. Peki. Efendim bugün çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptınız. 250 çocuğumuz erkekliğe ilk adımını attı. Evet. Yoğun bir kalabalık vardı, büyük bir teveccüh vardı. Tabii sizin öncülüğünüzde ama nitekim bu işin geri planında hayırsever vatandaşlarımız da var. Organizasyonla ilgili daha öncesinde bu işe girişme noktasında sürekli zaten sosyal medya hesabınızdan çağrılarda bulundunuz. Sürecin başından sonuna gelecek olursak bugün o mutluluğu, o çocukların ve ailelerin heyecanını görebildiniz mi? Ya şöyle tabii hakikaten çok dua ettiler. Yani bugün bir siyasetçinin hayatındaki en önemli şey garip kurabanın duasını alabilmektir. Eğer yaptığınız siyasetin sonunda 4 sene, 5 sene milletvekilliği yapıyorsunuz. Bunun sonunda garip kuraba size dua etmiyorsa, bunu alamadıysanız eğer, hakikaten o işi doğru yapamamışsınızdır. Evet. Dolayısıyla bu kapsamda da bizim 2020-2023 depremleriyle beraber Elazığ'da hakikaten çok sıkıntı çeken ailelerimiz var. Bununla beraber ekonomik sıkıntılarımız da var, bunu inkar etmemek gerekiyor. Hayat pahalılığı var, enflasyon var, emeklilerimizde çok zor durumda olan amcalarımız var, teyzelerimiz var. Bu kadar sıkıntının içerisindeyken, bir nebze olsun biz çocuklarımızın yüzüne bir tebessüm, anneye babaya bir tebessüm sağlayabilelim diye bu organizasyona giriştik. Aslına bakarsanız ben hayırseverlerimizden bu kadar destek gelir gelmez bu işi bilmiyordum. Yani bu yola çıktık. Ama sağ olsunlar yani hakikaten ben isimlerini saymamdan belki rahatsız olurlar diye orada söyledim programda ama tekrar etmeyeyim. Ama 10-12 tane hayırsever kardeşimiz elini taşın altına koydu. Ve gerçekten bu ilk program olmasına rağmen sanki bu 10. 15. programımızmış gibi profesyonel, herkesin memnun kaldığı, çocuklarımızın mutlu olduğu, bütün siyasi parti... En önemli detay da oydu. Evet. Tüm siyasi partilerin temsilcileri,
oradaydı. O da evet. Çok güzeldi aslında. Evet, ben hepsini tek tek aradım. Sağ olsunlar. Bunların hepsi, bütün siyasi parti liderlerimiz Elazığ'da, hepsi benim için çok kıymetli. Hepsinin bir seçmeni var, hepsinin bir seveni var. Belki oraya gelen 250 tane çocuğumuz içerisinden onlara gönül vermiş kişiler var. Dolayısıyla onları da çağırmanın doğru olacağını düşündüm. Sağ olsunlar, Gürsel abiyi de aradım. Gürsel abi, İzmir'deyim. Dün hatta telefonda konuştum. Ya kardeş dedi, çocukları çok uzun süredir görmedim. Bana müsaade eder misin? Tamam abi dedim, selamlarını ilettim. Yine Semih vekilimiz aynı şekilde, o da burada değildi ama o da bugün çok güzel bir şey yaptı. Çocuklara biner lira harçlık gönderdi. Evet. Allah kesesine bereket versin. Misliyle yerine koysun inşallah. Yine diğer vekillerimiz, Ejder abi, Erol hocam, valimiz bu işle alakalı özel idarenin o Sivrice'deki tesisini çocuklara kullanmamız için müsaade etti aynı şekilde. Yani güzel bir hayır işi oldu. Hayırda yarışmak gerekiyor. Bir de tabii Elazığ'da biz bir araya gelerek bir şeyler yapabileceğimizi de göstermiş oluyoruz bu şekilde. Bakın, her kesimden insanın olduğu, her siyasi görüşten insanın olduğu, her türlü fikir. Biz hiç kimseye şunu zaten sormadık. Zaten bu tür etkinlikleri aslında işin içerisine siyaset girmemeli. İfade ettiğiniz gibi her kesimden Elazığ adına yapılan bir proje, Elazığ'ın çocukları adına yapılan bir etkinlik. Siyasetine, ırkına, cinsine bence bakılmamalı zaten. Ya zaten şimdi şöyle, sosyal medyadan birkaç tane mesaj geldi. İşte zengin çocukları da mı yapıyorsunuz? İşte AK Partili çocukları mı yapıyorsunuz? Yani inanın, ben hangi ailelerin geldiğini bilmiyorum. Bizim sosyal yardımlaşma, sosyal hizmetleri, siz buralara başvurunuzu yapın. İhtiyaç sahibi ailelerin maddi durumlarını oradan görüp buna göre biz dahil edelim diye. Hangi partidendir, kimdir, nedir, gerçekten hiçbir tanesini, bir tanesini bile tanımıyorum kim olduğunu. Bu anlamda da kıymetli oldu. Ama gerçekten bugün çocuklarımızın yüzündeki o mutlu ifade bize yetti. Yani bu bizim istediğimiz zaten bu. Bu kadar emek isteyen bir program. Yani 2 ay, 3 ay uğraşıyorsunuz. Onların oraya götürülmesi, o bisikletlerin oraya taşınması, efendim davetliler yemeleri, içmeleri vesaire, sünnet kıyafetleri, bakın. Tek bir esnafımızdan yapmadık. 5 arkadaşlara söyledim. Dedim ki bakın, tek bir esnaftan yapmayın. 5-6 tane esnafımıza bölüştürün gelen isimleri. Oralara isim listelerini verin. Çocuklar gitsin oradan istediği kıyafeti alsın. Hangi rengi beğeniyorsa, hangi modeli beğeniyorsa onu alsın. Hem esnaflarımızın da yüzü gülmüş oldu. Yine bisiklette de aynı şekilde, bu şekilde bölüştürdük. Yani çocuklarımızın kıyafetlerinden hediyelerine kadar hepsi böyle çok güzel bir şekilde hallolmuş oldu. Ben sizin nezdinizde, hayırseverlerimize de bizler de bu ekranlardan teşekkür edelim. Çünkü gerçekten Elazığ adına önemli. Bir de Sayın Vekilim, aslında şey de çok önemli. Bu organizasyonun her yıl devam edeceğini sürekli açıkladınız. Bu da çok önemli bir detay aslında. Şimdi arkadaşlarla istişare ediyoruz. Bugün şöyle söyledim. Dedim ki bundan sonra önümüzdeki sene her ilçede 20'şer 25'er tane çocuğumuzun sünnetini yapıp önümüzdeki seneyi de öyle yapalım. Gittiğimiz ilçelerde zaten biliyorsunuz biz sürekli ilçelere gidiyoruz. Evet. Yani gittiğimizde de organizasyonu yapalım, dönelim. Öbür hafta Keban'a gittiğimizde Keban'da yapalım. Ertesi hafta efendim Palu'da yapalım, Baskil'de yapalım. Bakalım önümüzdeki sene ilçelerde yapabiliriz. Peki. Ama önümüzdeki sene katkı sağlayanların daha çok olacağını sayı artar, evet inşallah diyelim. Efendim, geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin kuruluşunun 23. yılıydı. Sizler de oradaydınız. Önemli açıklamalar vardı. AK Parti adına önemli bir süreç. 23 yaşında, 23 yıldır bu ülkeye hizmet noktasında gayret ve çaba sarf ediyor. Neler söyleyeceksiniz? Yani bir sefer geçen, hatta bunun esprisini de yaptım, bizim İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Vakıflar Genel Müdürümüzden Elazığ adına bir şey istemek için gittik. Burada bir alan var vakıflarda. Orayı biz Milli Eğitim Müdürlüğü'ne alıp işte farklı şekilde değerlendirebilir miyiz diye. Dedim bak Sinan abi, 23. yıl, 23 Elazığ'ın plakası. Yani bu yıl Elazığ'ın yılı olması gerekiyor. Tabii çok uzun süre. Yani siyasette 23 yıl kesintisiz bir iktidar, kesintisiz bir hizmet. Hem çok zor hem çok uzun bir süre. Ama bu mesele yani sadece AK Parti meselesi değil. Türkiye Cumhuriyeti'nden, tarihinden bu yana bu hizmet sevdası, bizim bu dava adamlarımız, dava insanlarımız hep vardı, var olacak. Bundan sonra da devam edecek. 23 sene, 43 sene, 63 sene, 103 sene göreceksiniz. Bu hizmetler kesintisiz bir şekilde devam edecek inşallah. Ama tabii bir iktidarın, yani bir cumhurbaşkanının 23 yıl kesintisiz bir hizmet sunabilmesi de çok büyük bir başarı. Vatandaşımızın takdiri, teveccühü, bunu kazanabilmek bizim için çok büyük bir mutluluk.
Bütün vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz bu vesileyle. Peki. Sayın Vekilim, tabii 23. kuruluş yıl dönümünde yöneticilerimiz bu noktada Ankara'da çok önemli temaslarda da bulundular. Evet. Özellikle savunma sanayi savunma noktasında. Savunma sanayisiyle alakalı. Gelişmeler nedir? Son durum nedir? Şimdi savunma sanayisiyle alakalı Ticaret Odası Başkanımız da daha önceki savunma sanayisi başkanı İsmail Bey'in döneminde Elazığ ile alakalı bir iki tane yatırım gündemi söz vardı. Alındı, evet. O konuyla alakalı ben katılamadım o görüşmelere. Başka programımız vardı. Orada o konuyu görüşüp tekrar canlandırmak üzere gittiler. Şimdi bir çalışma süreci başladı. Ben şu anda net bir bilgi size haber olarak vermeyeyim ki bağlayıcı olmasın. Bir çalışma süreci olduğu için Elazığ'ın nezdinde önemli gelişmeler önemli olacak o zaman. Önemli gelişmeler olacak inşallah diyelim. Peki. Efendim tabii seçimlere gideceğim. Şimdi aday olduğunuz süreçte kazandığım takdirde Elazığ için nöbetteyim programını kararlılıkla yürüteceğim demiştiniz. Evet. Nitekim buraya her geldiğinizde gerek il merkezinde gerek ilçe ve beldelerde mutlaka bu nöbetteyim programını gerçekleştiriyorsunuz. Talepler nasıl? Elazığ için nöbetteyim programı nasıl gidiyor? Beklediğinizi umdunuz mu o günden bugüne? Yani şöyle aslına bakarsanız benim beklediğimden ziyade vatandaşın da beklediği önemli. Seçimlerden önce benim söylediğim bir şey vardı. Vatandaş iletişime birazcık daha açtı. Onu görmüştük. Bu bağlamda da söz verdiğimiz gibi kesinsiz bunu götürüyoruz. Ama gerçekten bu işi özel kılan konu şu. Ben bu toplantıların hiçbir tanesini parti binasında yapmıyorum. Dikkatinizi çekmişse. Evet. Sebebi şu. Bize oy versin vermesin. Hangi vatandaşımız olursa olsun, hangi dine mensup olursa olsun, Kürtse olsa da, Alevi olsa da, Türk olsa da, hangisi olursa olsun, herhangi bir tedirginlik yaşamadan herkese açık ortama rahatlıkla gelsin, sıkıntısını söylesin. Ve ben bir Allah'ın kuluna, bugüne kadar gelen vatandaşlardan bir Allah'ın kuluna, bize seçimlerde oy verdin mi, seçimlerde çalıştın mı diye sormadım. Hatta böyle geliyorlar bazen sayın vekilim işte ben 20 senedir AK Parti'nin üyesiyim ya diyorum sus sen niye söylüyorsun ki böyle bir şey? Ben senin hangi parti üye olduğun beni ilgilendirmiyor. Ben bu saatten sonra bütün herkesin milletvekiliyim. Herkese eşit hizmeti, aynı hizmeti götürmekle mükellef. Şimdi bu gerçekten insanlarımızı da rahatlatıyor. Tabii buralara giderken yalnız da gitmiyoruz. Kurum müdürlerimizi, idarecilerimizi, bazen müdür yardımcılarımızı duruma göre müsaitliklerine göre beraber gidiyoruz, oturuyoruz. Arkadaşlar, vatandaşlar bütün taleplerini rahatlıkla bize iletebiliyorlar. Özellikle doğu illerinde vatandaşlar böyle çok kurumlara gidip bir müdüre gideyim, müdürle işte derdimi anlatayım bilmeyebiliyorlar bu konuları. Ama şimdi ne olmuş oldu? Bırakın kurum müdürlerini, milletvekiliyle beraber biz bütün devletimizin hizmetlerini ilçe ilçe, köy köy vatandaşlarımızın ayağına taşıyoruz. Gelen talepleri de bakın binlerce talep çözmüşüz bu arada. Yani tamam sayısını soracak mı? Yani Sayın Vekili mutlaka ki sorun ve talepler iletiliyordur. Ama önemli olan tabii bunun çözüm noktası da. Evet. Nitekim sadece kendim gitmiyorum, ilgili kurum amirleriyle bu alanları gidiyorum dediniz. Sorunlar çözülüyor mu? Oran verirsem %70. Çok iyi bir rakam. Yani %70 oranında. Ya şu sorunları bazen çözüm bulamıyoruz. İşte tayin, atama meseleleri oluyor. Biliyorsunuz onlar da devletin bazı kuralları, kaideleri var. Şimdi bizim Elazığ'da mesela öğretmenle alakalı bir tayin istiyorlar. Elazığ merkezde havuzda bizim 1200 tane fazla öğretmenimiz var. Adam şimdi Kovancılar'dan merkeze gelmek istiyor. Nasıl getirebilirim bunu? Yani bu mümkün değil. Bunu söylüyoruz. Yani bu şekilde bunları olmaz diyoruz. Bir de şimdi vatandaş şunu da görüyor. Yani olmaz dediğimiz şeyi artık diyor ki Nazırlı Vekil zaten yapabiliyorsa yapar. Olmaz diyorsa da olmuyordur. Yani bu rahatlık da 1,5 seneden sonra bu rahatlık da. Çünkü artık birçok yere 2. 3. kez gitmeye başladık. Evet. Bu rahatlık da oluştu. Şahsi taleplerin büyük bir kısmını çözüyoruz. O belde ile alakalı belediye başkanlarımızın, muhtarlarımızın özel idarelerden ihtiyaçları oluyor. Bunları da plana göre, programa göre başka beldelerin, başka belediyelerin programını bozmayacak şekilde onları da hızlandırıp görmediğimiz, eksik kaldığımız yönler varsa hemen orada hızlı bir şekilde tamamlayıp devam ediyoruz. Peki. Sayın Vekilim, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum İstanbul için
Yarısı Bizden kampanyası başlattı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Eroğlu aslında bu konuyla ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. Şehir merkezin dönüşümü Yarısı Bizden uygulamasıyla mümkün. Evet. Ve bu Elazığ için bir zaruret aslında demişti. Bu konuda bir çalışmanız olacak mı? Bakan Bey'le bir görüşmeniz olacak mı? Elazığ'da da bu projenin hayata geçmesi noktasında. Evet, Gürsel abi çok isabetli bir şey söylemiş. Hakikaten şimdi tabii depremlerle beraber rezerv alanlara vatandaşlarımızı taşıdık elhamdülillah. Yani 2020 depremi hakikaten Elazığ'ın dönüşümü için bir 2023 depreminden bizi çok ciddi bir şekilde bu dönüşümü muhafaza etmiş oldu. Ama bununla birlikte şunu da görüyoruz. Yani bizim o yaşadığımız mahalleler, işte Nail Bey Mahallesi, Rızaiye Mahallesi, bizim eski mahallelerimiz, buralarda bizim akrabalıklarımız, arkadaşlıklarımız, hatıralarımız, dostluklarımız var. İnsanlar bu geçmişte yaşadığı bu hatıraları kaybetmek istemiyorlar. Dolayısıyla bizim buralarda kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde yapabilmemiz lazım. Dolayısıyla İstanbul için yapılan uygulamanın Elazığ içinde yapılması çok doğru olacaktır, çok yerinde olacaktır. Biz de bu konuyla alakalı Bakan Bey'le zaten görüşmelerimiz oluyor ama Gürsel abinin de bu konuyla alakalı söylediği şey çok yerinde, Elazığ'ın hayrına olacağını düşünüyorum. İnşallah kendisi de dahil olur bu görüşmelere. Kendisine de bilgi veririz Bakan Bey'le olan görüşmelerde. Biz de onunla beraber, hep beraber elimizden geleni yaparız. Peki. Efendim ilçelere biraz değinelim. Özellikle maden meselesine gelmek istiyorum. Bu noktada da önemli çaba ve gayretleriniz il yöneticilerimizle birlikte oldu. Neler söyleyeceksiniz? Maden meselesiyle alakalı aslına bakarsanız kangren haline gelmiş bir mesele vardı. Çok uzun yıllardır, yani bu geçtiğimiz dönemde değil, ondan önceki dönemden bu yana gelen, birikmiş, aslında bir an önce şehrin, ilçenin dönüşmesiyle alakalı bir konu vardı. Bizim orada Cami Kebir Mahallesi diye tarif ettiğimiz mahalle afet bölgesi ilan ediliyor. Ancak devletimiz madene şöyle bir güzellik yapıyor. Aynı anda afet bölgesiyle riskli alan kararını beraber çıkarıyor. Yani bu şu demek, oradaki afet bölgesindeki hak sahipleri ister parasını, isterse de konut olarak bunu alabiliyor. Ama oradaki işte firmanın dökmüş olduğu pasadan dolayı orada bir risk mevcut. Dolayısıyla biz bu dönüşümü o mevcut alanda yapamıyoruz. Ama madenin içerisinde yapacağız bunu. Tabii aslında bizim eksiğimizdi bu. Şimdi vatandaşın bir serzenişi vardı. Biz bu konuyla alakalı daha hızlanmadan önce. Bir önlerine bir reçete konmamıştı vatandaşın. Yani ne olacağını bilmiyor vatandaş bu konuyla alakalı. Biz de o dönem Semih Bey ile beraber İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya gittik. Konuyu anlattık. Efendim şu anda durum bu. Oradaki maden firmasından kaynaklı bir pasa burada var. Kaymalar olmuş, üniversitelerden raporlar edinilmiş vesaire. Ali Bey de çok duyarlı davrandı bu konuyu. Hemen müdahale etti. Bize AFAD'ın, Enerji Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın ve profesörlerin olduğu iki tane, üç tane seri toplantılar yaptık. Ve ben orada AFAD Başkanı'na şunu söyledim. Sayın Başkanım, biz sizden sadece reçete istiyoruz bu konuyla alakalı. Yani vatandaşa ne olacak? Biz bunu vatandaşın önüne koymamız gerekiyor. Sağ olsunlar, bir uzlaşma ofisi en son. Bütün vekiller, 5 milletvekili de hep beraber gittik biliyorsunuz madene. Şimdi bir uzlaşma ofisi açtık. Oradan evinin parasını talep edenlere, bakın bir evi için değil, mesela depremde 3 tane eviniz varsa 3'ü de yıkılırsa bir hak sahipliği alabiliyorsunuz. Ama riskli alan ve afet bölgesinde 5 eviniz varsa 5'inin de parasını alabiliyorsunuz. Madende o zaman. Madende. Vatandaşımızın 5 tane evi varsa 5'inin de parasını alabilir. Şimdi uzlaşma ofisimiz orada çalışıyor. Nasıl bir oran çıktı peki vatandaşın taleplerine? Uzlaşma ofisinize gelen bilgiler ne yönde? Ya şöyle... Daha çok evini satıp parasını almak isteyenler mi yoğunlukta? Yarı yarıya diyebiliriz ama tabii bizim gönlümüzden geçen madende kalmaları. Yani parasını alıp gitmesini çok istemiyoruz biz. Madende kalmaları, buna yönelik hazırlıklarımız da bir yandan devam ediyor. Ama net neticeyi önümüzdeki günlerde alacağız. Belediye başkanımızla da sürekli irtibattayız. Ara ara vatandaşlarımızla konuşuyoruz yine. Bir de bu konu neticelendikten sonra ben tekrar madene gideceğim. Bir vatandaşlarımızı tekrar dinleyeceğim. Yani bir iletişim eksikliği vardı. Bunu giderdik. Rayına soktuk işleri. Şimdi ilerliyor. Kısa zamanda da inşallah vatandaşımızı memnun edecek bir neticeye kavuşturacağız orayı.
önemli bir değer aslında maden ilçemiz, özellikle yeraltı kaynaklarının zenginliği tabii noktasında ifade ettiğiniz gibi oradan çıkmak adına oranın yeniden şahlanması ilimiz için de bölge için de iyi olacak. Tabii bir de Elazığ'ın en eski sineması oradaymış. Evet, mesela evet. Ejder abi maden biliyorsunuz orada büyümüş. Diyor ki bizim çocukluğumuzda burada tenis kortları vardı diyor. Evet, evet. Yani Elazığ maden hakikaten önemli bir ilçemiz. Kazandırmamız gereken bir ilçe, kaybetmememiz gereken bir ilçe. Onun için de gayret gösteriyoruz. Çözeceğiz inşallah. Peki. Sevmekim, genel itibariyle ilçelerimizle ilgili sorunlar var mıdır? Özellikle mesela geziyorsunuz sürekli, saha programlarınız oluyor. İşte çok önemli maden dedik, yeraltı kaynakları zenginliklerimizle, hı hı. Keban, alabalığıyla, işte evet. Palu ilçemiz turistik ve tarihi güzellikleriyle, yine Sivrice hem yaz hem kış turizmiyle. Ama işte tanıtım noktasında bunu her yayında belki ifade ediyorum ama çok da üzülüyorum işin açıkçası. Evet. Çok önemli, çok güzel değerlerimiz var. Ama bir türlü şahlanması ve kalkınması noktasında çok bir şey yapamıyoruz. Mesela Sivrice'de çok önemli yatırımlar olabilir. Nitekim aslında bazen sosyal medya hesaplarınızdan bu yönde çağrılarda da bulunuyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Biz nerede eksik kalıyoruz? Şimdi şöyle, bizim eksik kaldığımız nokta şu. Ben bunu çok aslında bana kızabilirler de biraz bu konuyla alakalı ama öncelikle şunu söyleyeyim. Birincisi Türk Hava Yolları ile biliyorsunuz ben uzun süredir bir görüşme trafiğim var. Evet. En sonunda bundan bir ay önce duyurdum. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu, genel müdürleri, genel müdür yardımcıları evet. Yılda bir sefer yapmış oldukları yönetim kurulu toplantısını Elazığ'da yapma kararı aldı. Şimdi bu niye önemli bizim açımızdan? Biz onlara 2 günlük, 3 günlük bir program yapıyoruz burada. Benim maksadım, benim amacım birincisi Türk Hava Yolları Elazığ'a gelsin, Elazığ'ın kültürel varlıklarını görsün. Ve bunların tanıtımını yapsın Türk Hava Yolları. Ve tur şirketlerine buradan bir güzergah belirlesin. Bununla beraber Elazığ'ın gastronomisini, örnek veriyorum ben şunu söyledim mesela Türk Hava Yolları Başkanı'na. Ya Ahmet abi bakın siz işte fındık paketlerin içerisinde Türk Hava Yolları'na veriyorsunuz. Tamam bunu komple kaldırmayın ama bizim ağın leblebimizden de biz ikramlık olarak Türk Hava Yolları'nda verelim. Veya bizim orciğimizden küçük parçalar halinde bunları ambalajlatalım, bunlardan ikramlık verelim. Ama ben onların buraya gelip bizim zenginliklerimizi görmesini istiyorum. Bloggerlar gelecek. 2 gün, 3 gün burada çalışmalar yapacaklar, gezecekler. Yine Ahmet Bey şunu söyledi. İşte Harput'un, UNESCO'nun geçici miras listesinde bunun kalıcı olmasıyla alakalı biz Türk Hava Yolları olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız diye bana söz verdi. Şimdi biz bu toplantıyı normalde Ağustos ayı içinde yapacaktık ama Ahmet Bey'in bir ameliyatı olacak, bir rahatsızlığı oldu. Zannedersem Eylül'ün ortalarına doğru veya biraz daha sarkarsa Ekim'e doğru biz bu toplantıyı burada yapacağız. Toplantıyı İpek yolunda önce basın toplantısıyla basını çağırıp buradan arkadaşlarımızın sormak istediği sorular varsa ya da önerileri, fikirleri varsa bizlerle Türk Hava Yolları'nda yöneticileriyle bunları paylaşacaklar. Akabinde kendileri yönetim kurulu toplantılarını icra edip akşamleyin onlara bizim bir yöresel mutfağımızdan ikramlarda bulunacağız. Onları tattıracağız. Ertesi gün Harput, Palu, Sivrice seyahatleriyle de biz doğal güzelliklerimizi gezdirip orada tanıtım yapılması noktasında Türk Hava Yolları eliyle nasıl bir katkı sağlarız bunu yapmaya çalışacağız. Ama tabii yani bu işlerle alakalı bizim iş camiamızın, sivil toplum kuruluşlarımızın da bu işlerle alakalı biraz hevesli olması lazım. Yani sadece milletvekillerinin, siyasetçilerin bunlarla alakalı gayret göstermesiyle alakalı, bu mümkün değil. Yani geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir polemik konusu olmuştu hatta. Evet. Ben İstanbul'da buradan iş adamlarımıza çağrıda bulundum. Dedim ki gelin arkadaşlar İstanbul'da 80 bin metrekare, 100 bin metrekare, 150 bin metrekare her neyse buradaki iş adamlarımızın talebi, ihtiyacı ne kadarsa biz buna bir çalışma yapalım. Elazığ'da üretilen ürünlerimizi İstanbul'a dağıtım noktasına taşıyalım, burada stoklayalım, buradan da dünyaya satalım. Bütün STK'larımızı etiketledik ama bir kimse bana dönmedi bu konuyla alakalı. Niye peki? Bilemiyorum sebebini, niye dönmediklerini. Hatta ya bu konuda tabii şey yapacağım da bir tane affedersiniz müptezel gazeteci diyor kendisine. Yazı yazıyor. Diyor ki Mahmut Rıdvan Nazırlı bu talebi diyor bir iş adamının isteği üzerine yaptı.
Hatta gördüm o gazeteciyi, dedim ki kardeşim sen böyle benden mi duydun bunu? Ben mi söyledim sana? Ben bir iş adamının üzerine bu çağrıyı yaptım diye. Yok dedi, siz söylemediniz. E sen niye böyle bir şey yazıyorsun? Yani neye istinaden söylüyorsun bunu? Benden duymadıysan benden teyit etmen gerekiyor böyle bir şeyi. Velev ki bunu bir iş adamı talebinin üzerine söyledik. Yani yanlış bir şey mi? İstanbul'da bir lojistik merkezi kurmak kötü bir şey mi? E şimdi efendim biz Elazığ'da lojistik merkezi zaten konuşuyoruz. Ya Elazığ'daki lojistik merkezi farklı bir şey. İstanbul'daki lojistik merkezi farklı bir şey. İşlevleri aynı değil bir kere. Ama maalesef bu tarz çağrılara dönüş olmuyor. Bu konuda muzdaripliğinizi dile getirdiniz ama işte bazen sorunlar olunca da hep milletvekillerimiz, il yöneticilerimiz diye de sitem ediyoruz değil mi? Ya tabii, yani ben Hazar Baba meselesiyle alakalı bakın açık açık anlatayım konuyu. Hazar Baba meselesiyle alakalı MÜSİAD başkanımız, MÜSİAD yöneticileri hep beraber oturuyoruz. Sağ olsunlar bizi kahvaltıya davet ettiler. Sayın Vekilim işte bu Hazar Baba meselesi nasıl çözülecek? Ya dedim ki şimdi şu anda kahvaltıda olduğumuz ortamda Elazığ'ın en güzide iş adamları ve Elazığ'ın en güzide STK'sı burası MÜSİAD. Şimdi ben gidip dışarıdan iş adamımı getireyim Hazar Baba'yı yapmak için. Peki efendim biz size bedelsiz burayı verelim. Buyurun siz yapın. Yani burayı siz bedelsiz verelim, buyurun siz yapın. Ama şöyle bir alışkanlık var. Efendim o olmadı, milletvekili nerede? Bu olmadı, milletvekili nerede? Ya böyle bir çalışma sistemi olmaz yani. Elini taşın altına koyacak. Ben buradayım diyecek. Ben yatırım yapacağım. Ama devlet her yatırımı yapamaz ki. Camiyle ilgili de bu noktada Güneykent'teki... Evet, 5 milyon para topladık o gün. Allah evet. razı olsun camiyle ilgili. Yani her şeyi devlet mi yapsın? Bizim işe bakın, Kayseri'de iş adamları 100 milyonluk, 150 milyonluk, 200 milyonluk yatırımlar yapıyorlar. Camiler yapıyorlar, külliyeler yapıyorlar, okullar yapıyorlar, hayırseverler. Biz de burada yapabiliriz bunları bir araya gelip. Ama toparlayacağız bu işleri. Olacak yani. Peki. Sayın Vekilim, sosyal medyanızda bir de bir dilenci olayı mevzusu var. Ya sormayın, evet. Kamuoyunda bayağı gündemindeydi. Dilenci olmadığını nitekim sosyal medya hesabınızdan duyurdunuz. Akıl sağlığının yerinde olmadığını ifade ettiniz ama kamuoyunda farklı şekilde lanse edildi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi ben bu dilenci videosunu izlediğim zaman, şimdi amcayı gördüm. Amca da işte video çekmişler, önüne bir para dizilmiş. 10 bin lira mı var diyorlardı, öyle bir şey söylüyorlardı. Amca bakıyor yani, olayın farkında değil, ne olduğunu anlamıyor vesaire. Sonra muhtar beni aradı. Sayın vekilim dedi ki, bu amcanın akıl sağlığı yerinde değil. Bu amca para nedir bilmez. Raporunu da gönderdi bana. Bu amca para nedir bilmez. İşte gider... Adam metal para uzatır, kızar, geri döner. Birisi kağıt para uzatır. Üzerinde 4 aydır duruyordur Allah bilir bu paralar. Şimdi sanki uyuşturucu operasyonu yapılmış gibi bir tane 80 küsur yaşında bir amcayı bu şekilde ifşa etmek beni rahatsız etti. Bunu da dile getirdim. Muhtara da söyledim. Ben bununla alakalı paylaşımı yaparım. Amcanın da ailesi de gönlü ferah olsun. Bu işi düzeltiriz. Şimdi, şimdi bizim belediye başkanımızla aramız açık diye bir tane müptezel gazetecini sandı, kendini gazeteci sanan arkadaş da diyor ki, Nazırlı diyor, Sayın Belediye Başkanı'nın açığını arıyor. O yüzden diyor, bu video üzerinden, ya belediye başkanının haberi bile yoktur bu videonun çekildiğinden. Yani haberi bile yoktur, ne alakası var bunun belediye başkanıyla? Ama o vizyonsuz arkadaş, kendisini çok zeki zanneden, geçen bir şey duydum. Diyor ki, çok bilen, en çok bilen kimdir? Çok okuyan mı, çok gezen mi? Amca da diyor ki yok, cahil en çok bilir diyor. Şimdi bunlar her şeyi bildiğini zannediyor. Kendi kendilerine gelip fitne sokacaklar. Ortalığı karıştıracaklar. Alakasız alakasız şeyler söyleyecek. Ne alakası var yani? Bir tane 80 yaşında gariban amcayı temize çıkardık. Bu kadar basit bir olay. Peki. Efendim şimdi seçim sürecinde işte Elazığ mutsuz. Elazığlılar sıkıntıda, algısı çok fazlaydı. O dönemlerde de buna çok tepki veriyordunuz da. Şimdi Elazığ noktasında nitekim nöbetlerinizle, vatandaşla bir araya gelerek, esnaflarımızla bir araya gelerek hem talep ve beklentileri dinleyip hem sorunların çözümü noktasında, ki nitekim ifade ettiğiniz yayın başında da %70 oranında çözüldüğünü söyleyebilirim dediniz. Elazığ'ın üzerindeki o kara bulut kalktı mı ya da vatandaş
o ilk süreçteki algıyı hala söyleyebiliyor mu? Yani şöyle, sahipsiz Elazığ'a ya ben çok kızıyorum diye korkuyorlar, söyleyemiyorlar ya da ben de ya da düzeldi diyorsunuz bir şeyler. Ama bilmiyorum, siz de eskisi kadar duymuyoruz herhalde. Ya Semih Hanım, şimdi bir ekonomik darboğazdan geçtiğimizi gizleyemeyiz. Ama nitekim bu noktada gerekli önlemlerin alındığını, hükümet kanadında çaba ve gayretlerin gösterildiğini biliyoruz. Ama yoktur herhalde, ya da ifade ettiğiniz gibi artık siz bu ya olaya çok tepkilisiniz diye söylemek istemiyorlardır. Ya tabii işin şakası bir tarafı, ben tepki gösteriyorum bu olaya da. Yani sahipsiz Elazığ demek bu memlekete hizmet aslında eden... Aslında her bir birey Elazığ'ın sahibidir. Nitekim evet, onu söylemek evet, de çok bugün doğru. Bugün aynısını da bir yerde söyledim. Aslında Elazığ'ın sahibi sizsiniz, biz ilgilenmiyoruz diyorsunuz Elazığ ile. Onu mu kastediyorsunuz diye bir yerde de söyledim. Şimdi... Sahipsiz Elazığ demek 23 senelik AK Parti iktidarına haksızlık etmek demektir. Bakın, hastanelerde sağlık meselesiyle alakalı söyleyeyim mesela. Türkiye ortalamasının çok üzerindeyiz. Yatak sayısı, yatak kapasitesi. Yine milli eğitimde aynı şekilde. Yani Türkiye'nin ortalamasının çok çok önündeyiz birçok konuda. Birçok ülkeye göre de aslında çok önemli. Tabii birçok ülkeye kadar. Ben sizin programınızda anlattım mı hatırlamıyorum. Seçim zamanında bir teyze bana geldi, sahipsiz Elazığ dedi. Teyze dedim, bir şey soracağım sana. Sen dedim sahipsiz Elazığ diyorsun. Hastaneye gidiyorsun, hastane mi bulamıyorsun? Yok dedi, çok güzel hastanemiz var. Efendim çocuğunuzu okula gönderiyorsunuz. Okulda işte 60 kişilik, 70 kişilik sınıflar, üst üste çocuklar, böyle bir şey mi yaşıyorsunuz? Yok dedi, Allah razı olsun iktidarımızdan, sınıflarımız 25 kişi, 30 kişi. Efendim ulaşımla alakalı havalimanı şu bu, yok dedi, havalimanımız çok güzel. Peki bir bayan olarak sokakta mı gezemiyorsunuz? Güvenlik probleminiz mi var? Yok bir problemi. Niye sahipsiz Elazığ diyorsunuz yani? Vekilim doğru söylüyorsun dedi. Şimdi tabii bu söylem biraz da kulaktan kulağa, kulaktan kulağa insanlarda biraz işte şikayet olsun diye de söyledikleri olabiliyor. Eksiklerimiz vardır. Aynen. Yapmamız gereken birçok şey vardır ama Elazığ sahipsiz değildir. Peki, Sevgilin, depremin yaralarını sardık mı? Aslında TOKİ İşbirliği ile çok önemli bir konut sayısına ulaştı Elazığ. Evet. Nitekim asrın felaketi Kahramanmaraş merkezi depremlerle de yine Elazığ payına düşeni aldı. Hala da konutlarımız devam ediyor. Bir kısmı da çok yakın tarihte, geçtiğimiz günlerde Vali Bey açıklama yapmıştı, teslim edilecek diye. Yayının başında yine ifade ettiniz. Biz aslında 24 Ocak 2020 depremini çok kötü yaşadık ama 2023 asrın felaketinin de öncüsü oldu. Evet. Diğer illere göre en az hasar alan bir şehirdik. En azından sağlam konutlarımız inşa edilmişti. Depremzede vatandaşlarımız 24 Ocak depremi dolayısıyla evlerine yerleşmişti ya da hasarlı binalarında değildi nitekim. Elazığ bu noktada nasıl görüyorsunuz? Yani tamamen bu yaralar sarılabildi mi şehirde? Hayır tabii ki. Yani daha, yani birincisi biz 2020'nin yaralarını daha tam saramadan 2023 depremiyle karşı karşıya evet kaldık. Yani birincisi matematiksel, fiziksel olarak böyle bir şey mümkün değil. Ama gerçekten çok önemli bir gayret var yani. Herkes can hıraç bu işle alakalı, bir an önce vatandaşlarımızı evlerine kavuşturalım diye gayret ediyor. Şimdi bizim 2020'den bu yana olan hasarlı durumuna bakarsak %97 oranında teslim etmişiz. Bakan Bey de geçtiğimiz günlerde geldi. Ağustos ayına kadar da hem 2020 hem 2023 ile alakalı da ihalesi yapılacak hepsini diye de kendisi, zaten siz de dinlediniz, söyledi. Hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz süreçleri. Ama yaralar sarıldı mı? Tabii ki daha bitiremedik. Yani bu 1-2 seneyi de alır diye düşünüyorum. Peki. Sayın Vekilim, şimdi Elazığ cazibe merkezi yapmak, Elazığ'ın tanıtımını, Elazığ'ı farklı bir noktaya taşımak işte hemen hemen hem il yöneticilerimizin hem Elazığlı vatandaşlarımızın sürekli gündeminde olan bir konu. İşte yatırımcı çekilmesi noktasında, nitekim sizin bu noktada işte iş insanlarımıza sisteminizde oldu aslında. Hani dışarıdan yatırımcı çekmek adına Elazığ'ın çok önemli değerleri var. Onların bir an önce Elazığ'ı kalkındırması noktasında adım atması gerekiyor. Tabii geçtiğimiz günlerde de aslında yine kamuoyunun gündemindeydi şarap fabrikasının kapanması noktasında. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan bu noktada önemli girişimler evet, yaparak bu karardan vazgeçildi. Şehir adına kötü bir karar olurdu. Bu karar tam netleşti mi? Hala kamuoyunda böyle denildi ama hayır kapanacakmış algısı var. Nitekim Elazığ
öküz gözü üzümü ve üzüm çeşitliliğiyle çok önemli bir yere sahip. Bunun kapanması demek çiftçimizin ürünün elinde kalması demek. Pazarlama noktasında işte birçok noktaya, birçok yere ulaşamaması demek. Ya da belki tamamen bu üretimi artık yapmıyorum deyip vazgeçmesi demek. Yani tekrar şöyle, böyle bir durumla karşı karşıya kalınılır mı? Aslına bakarsanız ben tabii firmanın bu kararı neden aldığını kendileriyle konuşmadım. Net olarak bilmiyorum ama İdris abi sağ olsun bu konuyla alakalı hem beyanatlarıyla hem girişimleriyle böyle bir şey sağladı. İleriye dönük firma bundan tekrar vazgeçer mi, hangi sebeple vazgeçtiğini bilmiyorum ama ticari açıdan firma açısından da doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Yani neticede Elazığ üretim açısından, ürün açısından avantajlı bir bölge. Yani her türlü neresinden bakarsanız bakın firmanın almış olduğu karar ticari açıdan doğru bir karar değil. Yani Elazığ'ın kaybından daha çok kendisinin kaybı olur. Eğer mesele ticari olarak bakıyorsa ama bu işin özel bir sebebi varsa, başka bir sebebi varsa, ailevi bir nedeni varsa ya da sağlıkla alakalı bir problemi varsa onu bilemiyorum şu an için. Ama şu geldiğimiz aşamada devam edecek firma. Peki. Efendim ne kadar Elazığ'dasınız daha? Sağ programlarınız nedir? Neler bu gece İstanbul'a döneceğim. Birkaç gün İstanbul'da işlerimiz var. Yine Türk Hava Yolları ile bir görüşmem olacak. Perşembe günü tekrar Elazığ'dayız inşallah. Elazığ nezdinde bundan sonraki süreçle ilgili verebileceğiniz bir müjde var mıdır Sayın Vekilim? Müjdeler olacak ama şimdi söylemeyeyim. Mesela geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımız gelmişti. Özellikle birkaç dönem önce yine Fırat Üniversitesi Rektörümüz Elazığ'daki üniversite hastanesinin ikinci noktasının batı kısmına kurulacağını müjdelemişti. Burada son durum nedir? Ya şimdi hastanelerle alakalı zaten verilecek kararların, bilgilerin hepsini şu anda verdik. Yeni bir karar yok. Hı hı. Yani şu anda mevcut süreçler, bu Fırat Üniversitesi ile alakalı da, diğer hastane ile alakalı da süreçlerimiz devam ediyor. Orada bir problem yok. Yine Palu Kovancılar da aynı şekilde devam ediyor. Yeni eklenen bir şey yok şu anda. İhtiyaç da yok şu anda aslına bakarsanız. Bizim aile sağlık merkezlerimiz ya da ilçelerdeki, beldelerdeki sağlık merkezlerimizi birazcık, oraları biraz daha hayata geçirmemiz lazım, aktive etmemiz lazım. Onlarla ilgili çalışmalar olacak. Yine müjde olarak daha önce duyurdum ama buradan da duyurmuş olayım. Kentin doğusunda bir yeni bir yüzme havuzu. Bakan Bey'den bunun sözünü aldık. İnşallah kısa zaman içerisinde de bununla alakalı çalışmaların başlaması, ihalesinin yapılması. Yine BSOSB'miz geçtiğimiz günlerde bunu bahsettik. %92 oranında altyapısıyla alakalı bir tamamlanma süreci var. Yine şehrimize katkı sağlayacak bir proje. Yine ovadaki sulama projeleriyle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Bir ödenek problemimiz var. Pompa istasyonuyla alakalı. Bir 500 milyon ödeneği çıkarttırmamız lazım. Onun da görüşmelerini yapıyoruz ki bir an önce biliyorsunuz ihaleleri yapıldı, her şey yapıldı. Ödeneğimiz de geldikten sonra daha hızlı bir şekilde devam edecek inşallah. Elazığ Kömürhan GES projesiyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Bu da çok önemli bir yatırım aslında bakıldığı zaman. Artık kendi enerjisini güneş enerjisiyle karşılayacak. Ya şimdi ben şöyle, GES gerçekten çok, Elazığ güneş açısından çok güçlü bir şehir. Yani Türkiye'de ilk onda diyebilirim. Dolayısıyla bizim güneşi bir şekilde kullanmamız gerekiyor her alanda. Hatta Gençlik Spor İl Müdürümüze de ben geçen gün telefonda konuştum. İşte havuzun enerji maliyetlerinden gündem olduğu zaman yani neden GES yapmıyoruz buraya? Siz bir fizibilite çalışması yapın. Biz Bakan Bey'den gidelim. Burayla alakalı onay alalım. Biz Elazığ'daki bütün gençlik spor tesislerinin tamamını güneş enerjisiyle karşılayabiliriz diye. GES geri dönüşümü çok hızlı olan, katma değeri çok yüksek olan bir yatırım. Dolayısıyla bu yatırımları daha da arttırmamız lazım. Yani 2025-2026 her sene üzerine koya koya devam etmemiz lazım. Yine DSE'yi suyun üzerinde biliyorsunuz bir GES oldu. Projesi var, evet. Bunlar da daha genişleyecek bundan sonraki süreçlerde. Artık suyun üzerinde de GES ile alakalı çalışmalarımız artacak inşallah. Peki. Sayın Vekilim, ülke gündemine değinecek olursak İsrail'in Filistin üzerindeki zulmü hala devam ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Hamas Devlet Başkanı meclise açıklama yapmıştı, konuşmasını da dinlediniz. Neler söyleyeceksiniz? Türkiye'nin bu noktadaki duruşu nedir? Ya Türkiye bir sefer 10 milyar dolarlık ticaretini biliyorsunuz Filistin meselesinden dolayı bir çırpıda kenara etmiş bir ülke. İşte davaya biliyorsunuz Güney Afrika ile beraber Türkiye de dahil oluyor aynı şekilde. Tabii çok ciddi ve sorunlu bir süreç var. Yani bölge adına sadece Gazze meselesi, Filistin meselesi değil. İşte öbür tarafta Lübnan'da, İran'la,
İşte yukarıda Ukrayna, Rusya aynı şekilde çok problemli bir süreç yürüyor. Ama Türkiye bu noktada dış politika itibariyle, Cumhurbaşkanımızın da kararlılığıyla çok önemli bir duruş sergiliyor. Yine Haniye, hatta şehit olmadan bir ay önce İstanbul'da ben kendisini ziyaret etmiştim İstanbul'a geldiğinde. Beni de çok derinden etkileyen bir olay oldu. Hatta oğlum baba diyor, o şehit olmamıştır, bence yaşıyor, onu gizliyorlar diyor. Yani o bile inanamıyor bu meseleye. Tabii çok büyük bir acı, dünya adına, insanlık tarihi evet. adına utanç verici bir durum. Yani bu kadar çocuğun, her gün yeni çocuklar katlediliyor. Ama bunun sonunda çok iyiye gitmiyor İsrail adına. Yani bunun kendileri için bedelinin çok ağır olacağını düşünüyorum. Türkiye girişimlerini sürdürüyor yoğun bir şekilde. Dünyada birkaç ülkeden bir tanesi öncülük eden, hem yardım konusunda hem de bu işin diplomasi alanındaki baskısı noktasında hem Dışişleri Bakanımız hem Cumhurbaşkanımız çok ciddi bir çaba sarf ediyorlar. Dualarımız bir an önce oradaki Filistinli kardeşlerimizin bu zulümden, oradaki çocukların bu zulümden kurtulması. Gece gündüz dua etmemiz lazım. Yani bolca dua etmemiz lazım. Bununla beraber de bakalım inşallah yakın zamanda bir çözüm bulunur diye umut ediyoruz. Peki. Efendim meclisin gündemi yoğun. Sokak hayvanları teklifi de çok büyük, çok fazlasıyla gündemde. Özellikle hayvanseverlerin çok büyük tepkisi var aslında bakıldığında. Bu konudaki fikirleriniz nelerdir? Bakın benim 4 tane köpeğim var. Hatta ara ara sosyal medyadan da paylaşıyorum. Evet. Bir tane kedim var. Balıklarım var. Ve ben gerçekten çok hayvansever bir insanım. Şimdi bu süreçte, mecliste bu çalışmaların olduğu süreçte o kadar çirkin hareketlerde, o kadar çirkin iftiralarda, özellikle muhalefetin bu konuyla alakalı böyle abuk subuk davranışları oldu. İşte sabahtan akşama kadar köpek katilleri vesaire falan. Şimdi bu konuda mevcutta, hali hazırda, yani bizim bu son kanunu çıkarmadan önce bir kanun var. Ne diyordu kanun? Sokak köpekleriyle alakalı hastalıklı veya problemli olan sokak köpekleri sahadan toplatılır, götürülür, tedavileri yapılır. Ondan sonra sahaya tekrar bırakılır. Şimdi bu dolayısıyla bir çözüm değil böyle bir şey. Biz yeni kanunda ne dedik? Dedik ki sokak köpekleri tamamı toplatılır sahipsiz hayvanların. Barınakları alınır. Barınaklarda tedavileri yapılır. Bunlarla ilgili sahiplendirme kampanyaları hem belediye hem Tarım Bakanlığı'nca beraber sahiplendirme kampanyası yapılır. Bunun haricinde sahiplendirilemeyen ve barınaklarda kalmış köpekler içerisinden, bakın bunu özellikle söylüyorum, barınakta kalmış köpekler içerisinden kuduz hastalığı, saldırgan hastalıkları olan hayvanlar itlaf edilir. Bakın bu tarihte iki sefer gündeme geliyor. Bir tanesi Abdülhamit döneminde, bir tanesi Atatürk döneminde. Abdülhamit döneminde 10 bin tane sokak hayvanı aşağı yukarı o gün tespit ettikleri, vatandaştan bir sıkıntı geldiği zaman Abdülhamit bu konuyla alakalı çalışma yapıyor. Ve bir tane Fransız Abdülhamit'e ben bu sokak köpeklerin hepsini toparlarım diye bir teklifte bulunuyor. Evet. Bunu bulunduğunda Abdülhamit de ne yapacaksın diye bunu sorduğu zaman ben bunlardan eldiven yapacağım, deri eldiven yapacağım diye cevap veriyor ve Abdülhamit kovuyor Fransız'ı. Bir de 1932'de zannedersem yine bu resmi kayıtlarda Atatürk diyor ki sokaklarda, modern şehirlerde sokaklarda sahipsiz, başıboş hayvanlar olamaz. Sahipli hayvanlar da ağızlıkla gezmek zorunda. Bunun dışındaki hayvanlar itlaf edilir diye. Ama bizim kanunumuzda böyle bir şey şu anda çıkardığımız, efendim çocukları katlediyor, köpekleri katlediyorlar, hayvanları öldürecekler. Ya böyle bir şey yok. Yalan söylüyorlar, doğruyu söylemiyorlar. Meseleyi çarpıtıyorlar. Durum bundan ibaret. Peki. Sevim Ekin'im, bir izleyicimizin Harput'la ilgili bir planınız var mı? Halkı mağdur, bazı yerler şuğulandırma yapılmış, yıkılıyor, ticari alan falan demiş de sahip çıkacak mısınız demiş. Ya belediyenin konusu, belediyeyle alakalı bir gündem, onu belediye başkanımız cevap verecektir. Ama Harput'un biraz önce de bahsettiğim gibi UNESCO'nun kalıcı listesine girmesi için biz çalışma yapıyoruz, yapacağız inşallah. Peki. Efendim biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Son olarak neler söyleyeceksiniz Elazığlılara? Elazığlı kardeşlerimizi çok seviyoruz. Bize güvensinler. Hiç durmadan çalışıyoruz. Onlar için gece gündüz çalışıyoruz. Memleketimiz kalkınsın diye gece gündüz çalışıyoruz. Hep yanlarında olacağız. Elazığ sahipsiz değildir. Biz buradayız. Kendileri burada. Yatırımlarımız devam edecek. Çalışmalarımız devam edecek. Hayırda yarışmaya devam edeceğiz.
Hepsine hürmetlerimi, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sayın Vekilim, nöbetlerle size ulaşmak kolay. Çünkü mahallenin, ilin, ilçenin, evet, beldenin noktasındasınız ama bunun dışında vatandaşlarımız size rahatlıkla ulaşabiliyor mu? Çok rahat ulaşıyorlar. Hatta size kapatırken programı güleceğimiz bir şey anlatayım. Heniye'nin cenazesine Katar'a gittiğimizde, tabii inanılmaz da bir sıcak vardı. Caminin biraz ötesinde bir yere araçlarımızı park ettirdiler. Ve dediler ki telefonları içeri almayacaklar. Biz de araçta bıraktık telefonlarımızı. İşte bizim İstanbul İl Başkanımız vardı, Tevfik Göksu vardı, İstanbul'dan belediye başkanlarımız vardı. 15-20 kişi ekip X-ray cihazlarının oraya doğru yanaşınca böyle kalabalıkta adım adım gidiyoruz. Arkadan bir ses geldi, vekilim diye. Kafamı bir çekirdim, vekilim biz Elazığ'dan geldik dedi. Telefonlarımızı içeri almıyorlar, senin bir adamın vardır burada. Yani bize Katar'da bile ulaşıyorlar merak etme. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bir Fırat'la gündem programımızı burada noktalıyor. İyi akşamlar diliyoruz.